Ne var? Niye geldin? Beni burada görmek hoşuna mı gitti? Katil ziyaretine mi geldin? Katil olmadığını biliyorum. Senin öldürmediğine adım kadar eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Seni tanıyorum. Çabuk parlarsın, gözü kararsın ama adam öldüremezsin. Yakalandığında ben sana inanmamıştım. Yapmadığını söylediğin halde. Bana ders vermek için geldin değil mi? Ne kadar asil bir adam olduğunu göstermek için. Öyle bir amacım yok. Seni buradan kurtaracağım. Bunu söylemeye geldim. Bir yolunu bulup suçsuzluğunu kanıtlayacağım. Söz veriyorum. Seni kurtaracağım. Seyyare ana. Dur yardım edeyim. Yok. Ayıp olur Sağ Bey. Az ekmeğini yemedim ana. Senin yaptıklarının yanında bu yardımın lafı mı olur? Bırak taşıyayım. Ver. Beni rezil etmek mi istiyorsun? Çalışanlarla yüz göz oluyorsun. Onlarla aynı seviyeye inmen doğru mu? Seviye mi? Ben onlardan üst seviyede değilim ki. Kendimi hiç öyle görmedim. Böyle davranırsan yarın öbür gün hepsi tepemize çıkar. Yakında işlerin nasıl yürüdüğünü sen de göreceksin. Onlarla arana mesafe koyman gerektiğini öğreneceksin. Bunların hepsine alışırsın. Hiçbir şeye alışmayacağım halde. Niye alışayım? Burada geçici bir süre için kalmıyor muyuz? Niye geçici olsun? Çünkü Güllü döndüğü zaman buradan gideceğiz. Güllü hapishaneden çıkmayacak Kemal. Bence çıkacak. Çünkü suçsuz. Nereden biliyorsun? Güllü'yü tanıyorum. Onun yapmadığına eminim. Bunu yüzüne baktığımda anladım. Yüzüne baktığında mı? Bugün Güllü'yü ziyarete gittim. Ne? Abimin katilini ziyarete mi gittin? Bunu nasıl yaparsın Kemal? Güllü katil değil. Durum şimdilik öyle gözükebilir. Ama suçsuz olduğu er geç meydana çıkacak. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun Kemal? Öyle bir kadına nasıl inanırsın? Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyor musun? Halide, kendine gel. Kız, kavgaya mı tutuştu bunlar yoksa? He, tutuştular vallahi. Aman, daha dün bir, bugün iki bacım. Ne zaman birbirinize sevdalandınız, ne zaman kavuştunuz da kavgaya tutuştunuz. Vah vah. Ya bu evi her bir gelen bir kavgaya tutuşuyor zaten. Evde mi var bir uğursuzluk nedir anlamadım ki ben. Bak Halide. Ben de mahpusta yattım. Mahpusta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. İnsanın umudunun nasıl bittiğini, gelene gidene nasıl hasret olduğunu. Hasret gidermeye gittin yani. Hayır Halide. Gönül borcumu ödemeye gittim. Ben mahpustayken o da beni ziyarete gelmişti. Ama sen bunu yapamazsın. Neden? Çünkü benim evlisin.
Onurumu böyle ayaklar altına alamazsın. Bunu bir daha sakın yapma Kemal. Sakın. Burada olmak bana tuhaf geliyor. Her şey çok yabancı. Zamanla alışırsın. Burası benim için çok değerli Kemal. Her köşesinde bir hatıram var. Gençliğim, çocukluğum hep burada geçti. Burada olmak, işlerle ilgilenmek, eski hayatıma devam etmek. Üstelik yanımda sen. Dışında başka bir hayat düşünemiyorum. Ben buraya aitim. Fileye geliyor. Ne oldu Fatma? Aydın sana çok bağlandı. Sen gidiyorsun diye çok işlendi. Küstü herkese. Öylece oturuyor. Onun dışarıyı görmesini çok istiyor. Onu da çıkarsan. Bir kerecik görse dışarıyı. Sonra getirirsin. Hiç üzmez seni. Tabii ki. Niye üzsün? Tabii çıkartırım. Hadi git hazırla çocuğun eşyalarını. Sahi mi? Sağ olasın. Allah senden razı olsun. Aydın, oğlum dışarı çıkıyor. Serap Dezen seni de götürüyor. Esnaf mı? Götürecek beni. Dışarı mı çıkacağım? Esnaf ya. Esnaf. Hadi üstünü giy. Duydunuz mu? Oğlum dışarı çıkıyor. Serap Dezen'i onu da götürüyor. Çok şükür kurtuldun yavrum. İçeri girdiğinden beri gözüme hiç uyku girmedi. Gece gündüz hep dua ettim. Sağ ol ana. Geçmiş olsun. Sağ ol Pakize. Büyük geçmiş olsun kızım. Allah bir daha düşürmesin. Sağ ol. Geçmiş olsun hanımım. Gözümüz aydın. Sağ ol işte. Geçmiş olsun bacı. Yani Serap Hanım. Geçmiş olsun. Aman, aman bu kız.
Aydın, koğuştan birinin çocuğu. İçeride doğup büyümüş, dışarıyı hiç görmemiş. Ay canım benim, canım, canım. Çiftlikte benim misafirim olacak. Biraz dışarıyı gördükten sonra anasının yanına geri dönecek. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Çiftlikte koşar oynar biraz. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu benim görevim. Ama asıl Yasin Ağa'ya teşekkür etmelisiniz. Silahı bulup haber veren Yasin Ağa. O olmasaydı işimiz gerçekten zordu. Gidelim mi hanımım? Hadi gidelim. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ ol Yasin Ağa. Allah bir daha böyle günler göstermez inşallah. Geçmiş olsun. Geçti inşallah. Ver ben taşımı Zihra Hanım. Al bakalım, al taşı. Sonunda hak yerini buldu. Sizin için ne kadar dua ettim bilemezsiniz. Sonunda dualarım kabul oldu. Biz zaten hiç ihtimal vermediydim böyle bir şey yapacağınıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.